Nerede? Erdoğan. Belediye başkanlığı döneminde. Erdoğan. Evet. Ya o kadar ama abartılıyor çünkü herkesin %20 aldığı yerde %21 ile seçildi. İşte oradan yani çıktı. Şimdi oraya onları onu demiyorum. Şuraya geleceğim. Bu kadar bölünmüşlük dediğin ya risk. Evet. Şimdi aynı tablo olmuş olabilir işte. Onu o riske. Ama bu sadece muhalefet açısından bir risk. Evet, değil. Evet. Tek evet. Aday. Tabii o risk yani. Risk yani. O dönemki riske de riski de hatırlatan bir risk. Bir şey söyleyeceğim. Eğer Ekrem İmamoğlu 80 günlük kampanyasını kusursuz tamamlayabilirse DEM Parti ve İYİ Parti'nin kurumsal desteği olmadan da bu seçimi kazanma ihtimali var. Yani bu kazanamaz anlamına gelmiyor. Gelmiyor ama var. Tabii şu andaki... Birkaç husus eklemek istiyorum. Şimdi mesela tabii. Sayın Kurum'la Sayın Uraloğlu yani Ulaştırma Bakanı'nın görüşmesi. İki yönden problemli görüyorum. Birincisi, İkinci gün. Efendim? İkinci gün. İki yönden problemli görüyorum. Sonuçta Sayın Kurum aday. Yani Ekrem İmamoğlu gelse Sayın Uraloğlu aynı fotoğrafı verir mi? Verebilir mi Allah aşkına? Vermez, korkar yani. Değil mi? Dersin kardeşim sen adaysın. Belediye başkanı olarak gel başım gözüm üstüne ama adaysın ben yapamam der. Şimdi bu seçim kampanyasında devletin bütün uraklarını kullanmak değil midir? Seferber etmek değil midir? Yarın mesela Sayın Kurum gitse, Adalet Bakanı ile fotoğraf verse, Ekrem İmamoğlu davasından endişelemez misiniz? Evet. Dolayısıyla AK Parti seçim kampanyasında, AK Parti kamunun ve devletin imkanlarını seçim kampanyasında kullanma huyundan vazgeçmeyecek ve kullanıyor. Ayrıca devletin kurumlarıyla da bağlantılarından şimdi, da endişelenirsiniz. Şimdi bak Murat Kurum'un yaptığı en önemli hatalardan biri de şuydu. 14 Mayıs seçiminin öncesinde başında bulunduğu bakanlığın imkanlarını milletvekili tanıdığında kullandı. Yani Sultanahmet'te şurada burada işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın arabaları konularak, otobüsleri konularak bakanlık yatırımları milletvekilliği seçim tanıtımında kullanıldı. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış bir insan kentsel dönüşüm diyorsa vatandaş bir sorgular. Şimdi de Murat Kurum kalkıyor Ulaştırma Bakanı'yla seçim kampanyası için onu kullanacak şekilde fotoğraf çektiriyor. Yakışıyor mu devlet görevlisine bunlar? Yani AK Parti yakışıyor. Bir devlet, idari bir devlette bu olacak iş mi? Tabelalar aynı olur yarın artık. Yarın o zaman gidin Adalet Bakanı ile konuşun. Ekrem İmamoğlu davası ne olacak? Yarın gidin efendim İçişleri Bakanı ile fotoğraf verin. Belli ki bundan sonra bu yapılacak. Bu birincisi. İkincisi, ya bir kere Abdülkadir Uraloğlu da trafiği bilmez ki. Daha yeni bakan, dur bakalım. O da zaten gireli 3 ay oldu. Abdülkadir Uraloğlu da bakanlıkta yeni yani. Hani bakanlık da eski de bakanlık makamında yeni. Bir de yani Sayın baksana Kurum... Baksana isim yerleşmemiş. Bir de Sayın Kurum'un en az bildiği şehir İstanbul. Yani Konya'da doğmuş, büyümüş, Ankara'da yaşamış. İstanbul'da vekil. Yani Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da belediye başkanı olması neyse 2009'da bugün de Murat Kurum'un İstanbul'da aday olması odur yani. Niye Murat Kurum? İstanbul'u daha iyi bilen adaylar vardı. İşte Tevfik Göksu'nun bütün çabası oydu zaten. Dolayısıyla yani kendisi İstanbul'da da yaşamıyor. Bilmiyorum İstanbul'da milletvekili olduğuna göre ikametini almıştır. Kılıçdaroğlu alamamıştı bile. Yani 2009'da Kılıçdaroğlu nasıl işte bir Ankara olarak gelmiş buradan aday olmuşsa bugün de Murat Kurum Konya'da doğmuş, Ankara'da yaşayan bir Ankara olarak İstanbul'da aday oluyor. Mühendislik olarak bakıldığında öyle, da Ergün Turan'ın eğitimi çok daha iyi. Evet. Onun başka nedenlerden tercih edilmedi. O nedenle İstanbulluluk bakımından yani Murat Kurum İstanbullu değil. Haritaya bakarak ben bile 25 yıldır burada yaşıyorum. Hala İstanbul'u gitmediğim, görmediğim yeri var. Hala tabii, her yolu bilmiyorum. Dolayısıyla doğru, bilmesi de mümkün değil. Bir diğeri, ya diyelim gördünüz, haritaya baktınız. Ya demezler mi kardeşim? Siz bu İstanbul'u 1994'ten 2019'a kadar 25 yıl. Bu ülkeyi de 2002'den 2024'e kadar 22 yıldır yönetemiyoruz. Yönetiyorsunuz. Trafik varsa da sizin yüzünüzden, efendime söyleyeyim, trafik nüfus artmışsa da bu nedenle. Köprüleri trafik azalsın diye yapmadınız mı yolları? Evet, dolayısıyla İstanbul'daki trafiğe dair bu trafiğin çoktan sizin tarafınızın önlenmesi gerekirdi. Ekrem İmamoğlu bu hikayenin son 4 yılında 5 yılında var. Siz aynı anda 2002 yılından 2019 yılına kadar 17 yıl boyunca hem Türkiye hem İstanbul'u yönetmişsiniz. Neden çözmediniz? Üstelik toplu taşımanın en fazla bak, kullanıldığı zaman çözmedikleri gibi maliyetler geçen sene nedeniyle. Oldu. 2022 yılında büyük bir kar olayı oldu İstanbul'da. Hatırlıyor musun? Evet. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı yollar tıkandı. Onu da İBB'nin üzerine ekledi. Halbuki İBB yani yan yollardan sorumluydu. Oralarda problem yoktu. Ana yolların tümü tıkandı. Ya daha geçen seneye kadar bir karda İstanbul'un Ulaştırma Bakanlığı'ndaki yolları kapanıyor. Dolayısıyla bu ana kadar çözülmemiş trafik sorununu biri yeni bakan, diğerinin
Taze İstanbul'lu iki siyasetçi tarafından haritaya bakıp çözülmesi mümkün mü? İstanbul'da yaşayacaksın yani. Bu birincisi. İkincisi, şimdi... biraz Ankara'ya da gidelim. Geleceğim. Bu bir de şimdi... Eskişehir var. Bu arada TOKİ iyi binalar yaptı. Yani iyi binaları yaptın. Nereden biliyoruz? İşte bak, deprem bölgesinde gördük. Evet. 140 bin bina yaptı. Ya birine bir şey olmadı. Hakkını teslim etmek lazım. Yani burada TUKAK'a demenin o bakımdan anlamı yok. Fakat emlak konutla TOKİ projelerini ayırmak lazım. TOKİ evet çok konut üretti. Fakat burada bizim itiraz ettiğimiz TOKİ üzerinden verilen ihalelerin bir yandaş kayırma ekonomisi yaratmasına dairdi. Fakat TOKİ'nin ürettiği konutlar da her yerde barınma sorunu gidermedi. İstanbul'da niye o zaman barınma sorunu var? Çözmüyor demek ki. Ankara'da, İstanbul'da niye var? Fakat konut yaparsanız olmaz. TOKİ'den farklı olarak İstanbul'un en merkezi noktalarını satın alarak, ele geçirerek, elde ederek üzerine lüks konutlar inşa etti. Bu lüks konutlardan bazıları İstanbul'un canına okudu. İstanbul'a ihanet projesi olarak Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildi. O işte Boğaz'ı kapatan o gökdelenler ne zaman, kimin döneminde yapıldı? Fikirtepe, kardeşim Fikirtepe, ben ilk İstanbul'a geldiğimde yani Hasanpaşa'da yaşardık. Kimse yani kusura bakmasın korku filmi gibi. Fikirtepe'ye yürürdük. Yani tam eski evler vardı ama ya en azından bir muhitti. Ya Fikirtepe diye bir yer yok artık. Fikirtepe İstanbul'a bir kama gibi saplanmış bir muhit. Kardeşim kime satıldı bunlar? Kim için yapıldı? Ve böyle İstanbul'da emlak konutun yığınla projesi var. Bunların hepsi rant odaklı yapıldı. İstanbullulara buraya bunlardan trafik yoğunluğu ve yaratılan çevre kirliliği ve görüntülü kirliliği dışında bunlarla İstanbulluların bir bağı yok. İstanbul hayatında onun katkısı yok. Buraların çoğu da yabancılara satıldı bu arada. Yani evet. Vatandaşlık karşılığı. Bir diğer Kanal İstanbul. Kanal İstanbul bahsini kimse açmıyor. Ne oldu Kanal İstanbul? Daha soru gelmedi. Ne oldu? Kanal İstanbul, Sayın Bakan mesela Kanal İstanbul hakkında ne düşünüyor? Bir görüşünü söylemesi gerekir. Çünkü Ekrem İmamoğlu kendisini Kanal İstanbul karşıtlığıyla konumlamış. Sayın Bakan da onun savunucusu ve sözcüsü. Kendisine gazeteciler sürekli sokak hayvanlarını soruyor. Ya orada da problem. Bir kere orada da bak. Girmek hiç istemiyorum. Sayın Bakan, oradaki argümanı da doğru değil. Çünkü her kişi bir köpek alsa sorun çözülür demek çözüm yolu değildir yani. Ama bunca, sonuç olarak bunca destek Kanal aldınız. Kanal İstanbul yani Sayın aldınız. Bakan'ın fikri nedir? Çünkü Kanal İstanbul, İstanbul yeni baştan iskelini aç, o bölgesinin iskelini açmaktır. 2-3 milyon nüfusu orada yaratmaktır. Çevre kirliliğidir, su kirli vesaire. Hiç bahsini açan yok. Halbuki Sayın Bakan'ın buna dair bir şeyler söylemesi gerekir Murat Kurum'un. Ve sonuncusu elbette imar affı. O imar barışı diyor. Eninde sonunda depremdeki 10 şehirde 300 bin civarında eve imar affı getirildi. İmar barışı getirildi. Evet. Bunlardan kaçı yıkıldı ve çıkan bunlardan katlar legal kaçı, oldu. Kaç insan hayatını kaybetti. Şimdi Sayın Bakan bir haklı olarak şu propaganda yapıyor. Kardeşim benim arkamda TOKİ geçmişi var. Şu kadar ev yaptım. Doğru yaptınız. Fakat bu size olumlu yansıdığı gibi görev yaptığınız dönem boyunca attığınız imzaların, aldığınız kararın hepsinden sorumlusunuz. Hadi TOKİ'ye ne yenilik getirdin? İkincisi, ne damga vurdunuz? Şimdi, ona bakılır. Bu arada bak. Bir de tabii şöyle bir tablo yaratılıyor. AK Parti'de her şey dört dörtlük. Muhalefet dağınık. AK Parti'yi konuşamıyoruz. AK Parti'de her şey kötü. Bak AK Parti'nin İstanbul'u, AK Parti'nin İstanbul'u kazanmasının onlar açısından tek bir yolu var. Muhalefetin aday göstermesi. AK Parti şunu diyemiyor. Muhalefet ortak adaya çıkarırsa ben gene kazanırım diyemiyor. Hatta DEM Parti destek verirse de kazanırım diyemiyor. AK Parti'nin tek şansı Murat Kurum'da bekleriniz şu. Bizim genel seçimde aldığımız oyu koru. Deniz dün bir şey söyledi. DEM Parti tek seçildiği belediyelere kayyum atanmayacağına dair bir kanı oluşmuş DEM Parti'de. Bu konuda ikna olmuşlar. Ben dedi. O boyut, şimdi benim gördüğüm ve anladığım kadarıyla DEM Parti İstanbul'u sona bırakacak ve orada İstanbul'da aday gösterme ihtimali yok. Sadece bu kadar söyleyeyim. Fakat şunu söyleyeyim, başka bir şey söylüyorum. Şimdi AK Parti'nin Murat Kurum'dan beklentisi şu. Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'taki oyunu dağıtma. Bunu koru. Neden? Çünkü eğer genel seçimdeki tablo gibi olursa Ekrem İmamoğlu kaybedebilir. Bütün varsayım bunun üzerine. Yalt tarafı bir seçmiyor. Tamam. Bak tamam. Şimdi bak. İstanbul'da öyle Murat Kurum mucizevi bir şekilde bulunmuş bir aday değil. Murat Kurum'un adı 2 aydır var. Murat Kurum önce Fahrettin Koca düşünüldü. Fahrettin Koca, Murat Kurum baştan beri vardı. Fahrettin Koca olmadı, geri çekildi. Ali Yerlikaya son 2 güne kadar öne çıktı. O olmadı. Tevfik Göksu sahada bastırıyordu. Geriden hiç konuşmayarak Ergün Turan geldi. Murat Kurum en son karar kılınan insan. Yani kararsızlık sürecinin ardından tercih edildi. Evet. Ve
Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada artık aday açıklandığında rekabet bitmiştir diye uyarmak zorunda kaldı. Niye? Çünkü direnç var. Eğer bu kadar dava adamıydıysa Tevfik Göksu ne diye Fahrettin Koca aleyhine trollerin hareketi geçirip Fahrettin Koca'ya tweet, aleyhine tweet attırdı? Neden temayül uygulamasında Tevfik Göksu'nun adamları Murat Kurum'un taraftarlarını rahatsız ettiler ve onlara yönelik eylemde bulundular? Neden? Neden Tevfik Göksu'nun gönlünü alabilmek için günlerdir şöyle dava adamı, böyle dava adamı diye her yerde övülüyor? Sadece İstanbul'da değil mesele, onu da söyleyeyim. Ankara. Şimdi Ankara'da AK Parti arada adayı buldu mu? Bulabildi mi? Turgut Altınok mecbur oldukları aday. Çünkü Mansur Yavaş'ı başkaca kesebilen başka bir milliyetçi bulamıyorlar. Şimdi Veysel Tiryaki, Hakan Bey ismi geçiyor ama bence yine Turgut Altınok'a karar kılabilirler. Siyasette orada bir isim eksikliği var. Orada da, bak AK Parti'de var, geleceğim. Orada da Turgut Altınok'a direnç var Melik Yapıcı cephesinden. Gelelim şeye, Muğla'ya. Muğla'da bulabilen. Kaç yıllık iktidarsınız? 22 yıl boyunca AK Parti'ye oy vermemiş Aydın Ayaydın'ı mı buldunuz? Adam daha 14 Şubat'a kadar, 14 Mayıs'a oy vermemiş AK Parti'ye. Sana yazmış, söylemiş. Ya bak, bir kanalda da anlatmış. Muğla'da kimseniz yok mu, sizin de Aydın Ayaydın'ı buldunuz? Bu şimdi, gel gelelim Eskişehir'e. Eskişehir'deki aday 2 ay öncesine kadar İYİ Parti'deydi ya. Ve Mayıs ayında seçimden önce katıldığı televizyon programında ben dava adamıyım, ben her şeyin adamıyım, geçer miyim diyordu. Pat diye geçti. AK Parti emin mi bu adamın AK Parti kalabileceğine? Yarın daha fazlasını görür, oraya geçer. Gazeteciler asgari ücret bak, var zaten çıktığı ilk basın toplantısında adam, çünkü kendisi de transfer olmuş ya. Siyasetin de gazetecilerin de kendisi gibi olduğunu zannediyor. Belediyeden bütçesinden gazeteciye para, belediye lehine yazanlara para vereceğiz diyor. Kafa bu kafa. Şimdi AK Parti'nin elinde iyi kumaştan siyasetçi olsaydı. Siz medyayı bir rahat bırakın bak, da. İyi kumaştan siyasetçi olsaydı. Ankara'ya mecburen Turgut Altınok. Muğla'ya 22 yıl AK Parti'ye oy vermemiş Aydın Ayaydın. Eskişehir'e 2 ay önce AK Parti'ye katılmış Nebi Hatipoğlu'na da gösterildi. Nebi Hatipoğlu geçmeseydi ne olacaktı? Bak geç. Adana'da. Adana'da buldukları siyasetçi değil. Kim? İl Sağlık Müdürü. İl Sağlık Müdürü Halil Bey galiba. Ona aday gösterecekler. O da siyasetçi değil. Adana'da mı? Adana'da evet. Adana'da İl Sağlık Müdürü konuşuluyor. Adı kriz var AK Parti'de. AK Parti CHP'nin adayları karşısında gösterecek aday bulamıyor. Tek umudu 2019'dan farklı olarak muhalefetin parçalı bulutlu olması. Daha bak bugün. Muhalefetin onu tedirgin etme imkanı olmayan yerde Elazığ'da kavga çıktı. Elazığ'da niye? Elazığ'da niye? Elazığ Belediye Başkanı açıklandı ya. Tamam niye? Elazığ anlatacağım dur. Elazığ Belediye Başkanı, bak şimdi söylüyorum. Dün AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nda toplantı yapılıyor. AK Parti Elazığ milletvekilleriyle AK Parti'nin mevcut belediye başkanı ve adayı Şahin Şerifoğulları. İşte strateji falan belirleyelim diyorlar. Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekili Rıdvan Bey'e, Rıdvan Nazır diyor, sen kimsin ki strateji bileceksin diyor. Gözüme görün ben bundan sonra kaybol ortalık. Ona benzer şeyler söylüyor. Birbirlerine giriyorlar. Hatta birbirlerine cisim atıyorlar. Tekme tokat kavga ediyorlar. Sonra iki grubun taraftarları birbirine giriyor. Daha bu AK Parti'nin muhalefetin onu tedirgin bile etmediği yerde çıkan kavga. Adana'da İl Sağlık Müdürü. Ankara'da AK Partililer tarafından bir önceki seçimde İYİ Parti'ye destek vermekle suçlanan Turgut Altınok. Muğla'da 22 yıl AK Parti'ye oy vermemiş Aydın Ayaydın. Eskişehir'de 2 ay önce İYİ Parti'den gelmiş. 2 ay sonra nereye gideceği belli olmayan Nebi Hatipoğlu'yla aday belirliyor. AK Parti muhalefetin dağınıklığı nedeniyle bir aradaymış gibi görünüyor.